Kaç yıldır cezaevinde? 7 senedir. 7 yıl senelik mi? Evet. 7 senelik cezaevine hapsetmişti. Eylül ayında bitecekti. Ama 2 senedir haber alamıyoruz. Peki yani orada akrabalarınız falan var mı? Halime değil mi ismi? Evet. Halime abla. Orada akrabalarınız var mı? Benim kardeşlerim vardı. Ben buraya geldikten bir sene sonra babam vefat etti. Ondan sonra annem de vardı ama 2 senedir hiçbir sesini de duymadım. Kendisine de hayat mı şimdi bilmiyorum. Yoksa kamplarıma götürdü onu da bilmiyorum. Eşiniz orada mı yakalandı? Çin'de mi yakalandı? Malezya'da yakalandı. Malezya'da. Evet, Malezya. Evet. Buradan geçiminizi falan nasıl sağlıyorsunuz? Burada yani önce biraz haber olduğu zamanlarda biraz para göndermişti. Şimdi her şeye zam geldiği için biraz zorlanıyoruz. Tabii geçen senelerde biz Halime abla'ya böyle elimizde gelen şey yardım ediyorduk. Şu an böyle bir durgunluk var ama inşallah yine Allah'ın izniyle döneceğiz onlara. Biz eve kadar olmaya çalışıyoruz. Zaten bu noktada elimizdeki imkanlarımızı da kullanmaya çalışıyoruz. Biz gerek vakıf dernekler aracılığıyla gerekse farklı STK'lar boyutuyla mağduriyetleri hem maddi anlamda ihtiyaçları hem de hukuki anlamda yapılabilecekler ne varsa bu noktada ilgi alakadar olmaya çalışıyoruz. Özellikle Müslüman kardeşlerimize yönelik asla öyle çok farklı, çok büyük bir iyilik olarak görmüyoruz kendimiz açısından. Bu bizim görevimiz yani. Müslümanlar birbirleri arasındaki yapması gereken sorumluluklar onların üzerine farzdır. Ellerinde imkan olup da bunu yerine getirmeyenler Allah katında vebal ve sorumluluk taşırlar. Bu noktada sizin mağduriyetlerinizi biz mümkün mertebe kamuoyuna mal etmeye çalışıyoruz. Hükümet nezdinde bunları dikkat çekmeye çalışıyoruz. Yaklaşık bir ay önce Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla genel merkezden kardeşlerimiz geldi. Buradaki Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yaşadıkları maddi ve diğer sıkıntıları dinlediler. Bunlar genel merkeze, bunlar raporlaştırıldı. Yine yakın zamanda da bu tür sıkıntıları biz raporlaştırıp genel merkeze sunacağız. Genel merkezde hükümet nezdinde görüşmelerde bunları dillendirecektir. Cezaevindeydiniz. O zaman yine bir iftar yapmıştık burada. Evet başkanım. Allah yardımcınız olsun dedik inşallah. Rabbim bundan sonraki hayatınızda, yaşamınızda size kolaylıklar versin. Amin. Ah yardımcınız olsun. Ne zaman çıktınız? Zeynep. Önce geldi. Yenge. Yeni geldi yani. Yani kaç yıl cezaevinde kaldınız Çin'de? Zeynep abla Türkçe biliyorsunuz. Biraz biliyorum. Tercüme edebilir misin? Veya isim neydi senin? Yahya. Yahya. Abdülşükür. 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 Ne kadardı cezaevinde kaldı baba? Sor ona. Babaya sor. Babaya sor babaya. Yapmış Türkiye'de. Kaç yıl? Yok. Çin'de. Çin'de. Beş yıl. Malezya'dan gelirken aldılar değil mi? Evet. Malezya'dan dönüşte Türkiye'ye aldılar. Evet. Orada Malezya'da eğitim mi karşılaştınız? Çin cezaevinden nasıl bir muamele gördüler veya oradaki durum nedir bir sorabilir misin babaya? Baba, Çin'deki durum kanlamda. Babaya sor, babaya. Hı. Baba biliyor onu. Dedem de Çin evi de. Durum yok bak ama yaşadığını sanırım. Çin evi de mi de yok, kanda bir ne sanırım. Kanda koyup ben sanırım. Hıhtay'la türümüzde kanda, muameyi köyden olsaydı. Ular bizlerini namaz namaz okuştun namaz yani, okul koymaydı onlar. Babama namaz okumaktan şey yapıyorlarmış, izin vermemiş. Onlar çocuklar balığımız tokulmak doğmuş. Tokulmak olsa onlar çekiliyor.